İlk önce de şey, Python bilmeyeniniz var mı aranızda? Yok, tamam. Python bilmiyorsanız çünkü biraz sıkıntı olabilir. Ama bugün daha çok sohbet tarzı olacak. İşte yapay zeka nedir, makine öğrenmesi nedir, derin öğrenme nedir tarzında. Haftaya da algoritmalara gireceğiz. İşte makine öğrenmesi algoritmaları, KNN'dir, sınıflandırma algoritmalarıdır, regresyon algoritmalarıdır. Onları işleyecekti. Kurs içeriği genellikle bu şekilde. Hafta hafta dediğimiz gibi her hafta salı olacak şekilde ayarladık. Değişiklik olursa ama WhatsApp grubundan haberdar ederiz sizi. Hepiniz WhatsApp grubunda varsınız zaten. Burada fark ettiyseniz deep learning, yani nöral netlerle ilgili şey dersi burada vermiyoruz. Nöral netlerle ilgili dersi Batuhan Ayhan, belki geçen seneden tanıyorsunuzdur. O bizden sonra verecek. Onu duyurusunu da Instagram'dan yapacağız. Ben sonraki derslerde de söylerim buraya gelip. Başlayalım dersi. İlk öncelikle bu adamı tanıyor musunuz? Bu adam kimdir? Fikriniz var mı? Evet, Turing. Bu adamın, bilmiyorsanız işte bir filmi de var, Imitation Game adında. Bu adamın önemli bir keşfi aslında Turing test, işte Imitation Game olarak da geçiyor. İşte bir insanla bir yapay zekayı nasıl ayırırız şeklinde. Normalde bu bir erkekle bir kadını nasıl ayırırız şeklinde. Görünmeyen bir masada diyelim. Bu konu üstünde başlıyor. Önemli bir keşfi bu. Kendisine göre algılama, öğrenme, çoğul kavramları bağlama, düşünme, fikir yürütme, sorun çözme, iletişim kurma, çıkarım yapma, karar verme gibi yüksel bilişsel fonksiyonlar gerekiyor yapay zeka için. Bu da Turing testinin bir çizimi. İşte iki kişi var burada. Birisi bilgisayar, birisi insan. Yapay zekanın öyle bir şekilde olması lazım ki farkını anlamayacaksınız. Fakat farkını anlamadığınız zaman da bu aslında bir yapay zeka oluyor mu mesela? Diyelim birisiyle konuşuyorsunuz. Eliza diye bir tane yapay zeka var mesela. Eliza sizin dediğinizi aslında diyelim nasılsın diyorsun mesela. Nasılı ayırıyor. Nasıla karşılık olarak da bir tepki veriyor. Bu aslında bir yapay zeka mı mesela? Gibi bir soru var burada. Çünkü nasılı anlamıyor aslında. Nasıla tepki veriyor gibi bir durum var burada. Bu durumda yapay zekanın aslında biraz daha fazla fonksiyona ihtiyacı var. İşte görme yetisi tarzı şeylere de ihtiyaç var. Diyelim önüne bir resim verdiniz. Birkaç tane piksele mi karşılık veriyor yoksa resmin tamamına mı bakıyor? Bu tarz şeyler yapay zekanın aslında tanımı için önemli şeyler. Turing testini isterseniz okuyabilirsiniz. Açık olarak var. İngilizce ve Türkçe çevirisi de var mıdır çok bilmiyorum. Ama önemli bir başlangıç noktası diyebilirim. Bu da bir diyagram. Artificial Intelligence, yapay zeka. Machine Learning ise Artificial Intelligence'ın aslında bir metodolojisi gibi. Veri üzerine veri kullanarak yaptığımız bir metodoloji. Diyelim yapay zekayı biz nasıl oluşturmaya çalışıyoruz? Veri kullanarak. İşte veri kullanarak yapay zeka oluşturma metodolojisine de machine learning diyoruz. Bunun bir altı da deep learning. Deep learning de bir machine learning metodu gibi. Hani metodolojiden metoda gibi. Deep learning'de de nöral ağlar kullanıyor. Nöral ağlar da işte fikir olarak beyin nöronlarından geliyor. Her ne kadar çok bir alakaları olmasa da benzerlik ve isim olarak oradan geliyorlar. Daha önce böyle machine learning algoritması duyduğunuz var mı? Hiç böyle deneyip kendiniz şey yaptınız. Lineal regression. Aynen. Başka var mı? Polynomial regression. Aynen. Regresyon algoritmaları. Tahmin algoritmaları. Genel olarak çok fazla machine learning algoritması var. Ve hatta şu anda deep learning konusunda şu an bile konuşurken muhtemelen hala bir makale çıkıyor. Arxiv.org'dan görebilirsiniz bunları. Evet, girebilirsiniz. Peki bu yapay zekaya neden ihtiyacımız var bizim? Hani elimizde algoritmalar var mesela Google Maps'tir, Getir'dir, işte Moovit'tir falan. Bu uygulamalar mesela hiçbir yapay zeka kullanmıyor. Normalde siz bir yerden bir yere gitmek istediğiniz zaman bir algoritma çalışıyor. Fakat bu algoritma yapay zeka değil. Ve bu tarz şeyleri biz işte diyelim bir ay, 1,5 ay, 2 ay işte masa başında uğraşarak yapabiliyorken neden yapay zekaya ihtiyacımız var? Bir fikri olan var mı bununla ilgili? Buraya da birkaç tane örnek koydum ama. Neden ihtiyacımız olabilir yapay zekaya?
Tam ben bir tane o zaman örnek vereceğim. Bir örnek şu, diyelim bir tane Google, Hey Google veya Hey Siri, işte iPhone'ları olan veya Google Asistan kullananları bilir. Çok kompleks bir örnek aslında bu. Çünkü Hey Google dediğimiz zaman yaklaşık işte 2 saniye gibi düşündüm ben bunu. Saniyede işte mikrofon 4400 örnek topluyor diyelim. 8800 tane örnek var. Ve 8800 tane örneği işte diyelim ardı ardına geliyor. Fakat işte farklı dalga boylarında geliyorlar bunlar. Nasıl ayırabiliriz ki Hey Google dediğini anlayalım? Veya işte arkasında farklı sesler var, işte böyle gürültüler falan var. Onlardan nasıl ayırt edeceğiz? Bunlar işte matematiksel fonksiyonları var ama çok kompleks bir problem. Hani bunun üstüne insanlar uğraşıyor tabii ki ama şu anki çözümü tamamen yapay zekaya dayalı. İşte nöral ağlarla çözülüyor bunun sorunu. Ve evet veya hayır diyerek çıktısını almak da özellikle zor bir durum. Yani yapay zeka kullanmamızın bir amacı da aslında kompleks problemleri çözmemiz bizim. Çünkü eğer %100 bir problemi algoritma kullanarak yapay zekaya başvurmadan çözebiliyorsak yapay zeka kullanmanın şu anlık çok bir mantığı yok. Çünkü çok fazla güç harcıyoruz yapay zeka algoritmalarını çalıştırırken. Normal bir algoritma çalıştırırken buna göre çok daha az bir kaynak harcıyoruz. Bu da dediğim gibi zor. Fakat yapay zeka algoritmasında aradığımız özellikler rahat uyum sağlayabilmeli. Yani farklı problemlere adapte olabilmeli. Çünkü bizim aslında yapmaya çalıştığımız şey yapay zekayla farklı problemleri tek başına çözebilmeli. İşte görüntü algılamadır, ses algılamadır, işte bir yazı geldiği zaman yazının ne anlama geldiğini algılamadır tarzı şeyleri yapabilmeli. Şu an ama yapay zeka daha çok bunları parçalandırmış durumda. İşte görüntü işlemedir, ses analizidir. Bunlar aslında tek bir probleme en sonunda birleşmesi gerekiyor. Çıkış noktası bu yani. Ama şu anlık bu şekilde değil. Hem ne bizim yeteri kadar şey kaynağımız var, yeteri kadar algoritma bilgimiz yok bununla ilgili. Hala araştırmaya devam ediyor. Veya ne kadar iyi veya yeteri kadar şeyimiz yok. Donanım gücümüz yok bunun için. İşte bu kuantum bilgisayarlar falan var en son. Onlarla bir şey olmuş. Veya yani nükleer veriler kullanılarak bir en son eğitim vardı. Ama dediğim gibi çok sıkıntılı bir durum ve daha güncel. Ya şu an güncel ama daha gelişmesi gereken bir alan. Sorunuz var mı bu teori kısmı ile ilgili? Hiç mi merak etmiyorsunuz siz? Neyse, tamamdır. Bugün konuşma kısmından hani daha çok sohbet edelim diyorum. Onun için haftaya çünkü direkt algoritmalara gireceksiniz. Algoritmalardan önce teorik olarak bir aklınızda bir şey varsa özellikle cevaplamak istiyorum bugün. Yani daha pratik şeylere geçmeden önce. Şimdi bu genel olarak bir makine öğrenmesi pipeline'ı. Pipeline'ı İngilizce'de yani şeyde çok kullanıyorlar bu makalelerde falan. Türkçesi işte boru hattı diye geçiyor ama ya Türkçe makalelerde ne kullanıyorlar çok bir fikrim yok. Biliyor musunuz siz? Tamamdır. Rutini. Efendim? Rutini. Rutini. Belki olabilir. Şimdi şu şekilde işliyor. Diyelim elimizde bir veri var. Verimiz ne olsun? Daha demek ki Hey Google tarzı bir şey olsun diyelim. Hey Google ses kaydı var elimizde. Ve Hey Google'ın eşleştiği işte bir ses aralığı var diyelim. İşte 10. saniyede 20. 10. saniyede 12. saniyeye kadar olan ses kaydı Hey Google diyelim. Girdiğimiz işte ses kaydı. Ground truth dediğimiz şey de bunun aslında label'ı. Bunun çizikli olmasının nedeni de bazı makine algoritmalarının label'a ihtiyaç duymaması. Label dediğimiz şey de işte o 10 ile 12. saniye arasındaki şey. İhtiyaç duymayanlara da unsupervised learning diyoruz. İhtiyaç duyanlara da supervised learning diyoruz. Bunu haftaya işlenecek zaten. Makine öğrenme modelimiz kendisi öğrenmesi gerekiyor zaten. İlk önce tamamen rastgele bir şekilde ağırlık ve yani ağırlık parametreler kullanarak bunu oluşturuyoruz makineye. Tamamen saçma bir çıktı da verebilir yani. Yani Hey Google dediğimiz zaman aslında bu değil. İşte farklı bir şey tamamen de diyebilir. Sonra da bunun tahmin yapması ve çıktı vermesi gerekiyor. Kayıp objektif fonksiyonu da bizim çıktığımızın mesela diyelim Hey Google geçen ses kaydına biz diyelim bu aslında Hey Google değil çok uzak bir şey. İşte Amazon neredesin tarzı bir şey diyor mesela diyelim.
Amazon neredesin? Hey Google'dan şey olarak, anlam olarak çok uzak. Ses şeyi de olarak da çok uzak. Onun için kaybının çok büyük olması gerekiyor ki öğrensin. Mesela diyelim görüntü tahmini yapıyoruz. Bize bir tane çiçek fotoğrafı geldi. Çiçeği köpekli olarak tahmin etti. Çiçekle köpek arasındaki fark çok uzak. O zaman çiçekle köpek arasındaki farkın azalması için biz bu modeli cezalandırmamız gerekiyor. Modeli cezalandırırken de objektif fonksiyonu kullanıyoruz. Objektif fonksiyonları da değişken. Matematiksel olarak mesela kare hesaplamalı fonksiyonlarımız var. Diyelim pikseller arası değerler işte 200 ile 1 arası işte kare farkı tarzı hesaplamalarımız var. Veya olasılıksal objektif fonksiyonları var. Olasılıksal objektif fonksiyonları da diyelim bir fotoğraf geldi. Fotoğrafın yüzdelik 1 ile 0 arasında bir olasılık tahmini yapıyor hangi sınıfa ait olduğuna dair. Değişik farklı optimizasyon objektif fonksiyonlarımız var. Kayıp fonksiyonları. İngilizce olarak da loss function diye geçiyor bunlar. Optimizasyon algoritmaları ise kayıp objektif fonksiyonun türevini alıyor. Şu anki mesela diyelim gradient descent işte büyük iniş adlı bir tane algoritma var diyelim. En sıklıkla kullanılan algoritmalardan biri hatta şey açısından. Diyelim biz bir çıktı hesapladık işte geldi bir fotoğraf geldi. Fotoğrafla olması gereken değer arasında yaklaşık işte 400 de sayısal olarak 400 bir fark var. Bizim makinenin parametrelerinin bu çıktıya ne kadar etki ettiğine göre yani türevine göre de optimizasyon yapıyor. Eğer bu parametre çıktıya çok fazla etki ediyorsa bu parametreyi çok fazla değiştirmemiz lazım demektir. Çünkü bu parametreyi fazla değiştirerek kayıp yani çıktıdaki önemliliğini etkilemiş oluyoruz. Ve bu sayede modelin en fazla öğrenmesini sağlıyoruz. Tabii ki farklı kayıp fonksiyonları var. İşte sanırım ikinci dereceden türevini, üçüncü dereceden türevini hatta inceleyen optimizasyon algoritmaları var. Bunlar değişken tabii. Bu konuya şeyde deep learning açısından daha fazla değineceksiniz. Çünkü genellikle bu her ne kadar çok genel olsa da deep learning'de daha da bir üstüne durmanız gerekiyor. Sayısal olarak çok daha farklı şeylerle uğraştığınız için. Soru var mı burayla ilgili? Burada bir farklılık olabilir mi acaba diyelim. Evet. Yok bugün anlatmayayım. Bugün sohbet yapıyorum. Ya biz olabildiğince genel anlatmaya çalışacağız ama sorarsanız anlatırız gibime geliyor. Yani şeyde lojistik regression işte regresyon algoritmalarında falan her türlü optimizasyon algoritmalarını göstermemiz gerekiyor. Orada sayısal örnek veririz illaki. Şimdi burayı bitireceğim. Burayı bitirdikten sonra da kütüphanelere geçeceğiz. Kütüphaneler içinde şu an çoğunuzun bilgisayarı yok sanırım yanınızda. Bilgisayarda çok bir alakası olmayacak zaten. Ben burada kendimi kodlayarak da göstereceğim size. Eve gidince de bir tane quiz vereceğim. Quizden siz devam edeceksiniz. Ama quizin tamamen bir öğrenme amaçlı olduğunu düşünün. Herhangi bir şekilde katılım belgesini etkilemiyor. Başka sorusu yoksa geçiyorum kütüphaneleri. NumPy'dir, Pandas'tır. Tamam. Şimdi kütüphane olarak biz matrisler üzerinde genellikle işlem yapıyoruz. Matrisler üzerinde işlem yapmamızın sebebi de aslında hız. Bizim makine öğrenme algoritmalarından istediğimiz şey genellikle işte eğitilmesi uzun sürsün ama çalışması hızlı olsun şeklinde istiyoruz. Çalışmasının hızlı olması için de matrisler genellikle bizim sevdiğimiz bir veri tipi olarak geçiyor. Tensör de bunun farklı bir türevi gibi. Tensörü temsil etmek için de matrisleri kullanıyoruz mesela. NumPy burada en popüler matris kütüphanelerinden biri. Onun için öğrenmenizde fayda var. Burada daha detayını değineceğim. Matplotlib, Seaborn veri görselleştirme için önemli kütüphaneler. Seaborn daha burada şeyini koymamışım sanırım logosunu. Seaborn daha kolay Matplotlib'e göre. Matplotlib'in biraz daha işine girmeniz işte matematiksel şeyleriyle matematiksel değil de programlama şeyleriyle uğraşmanız gerekiyor. Fakat Seaborn kullanarak daha rahat işlem yapabilirsiniz. TensorFlow, PyTorch, Deep Learning Framework'leri bunu da işte Batuhan'ın dersinde göreceksiniz. Scikit-learn ve XJB Boost da bizim şu an makine öğrenmesi frameworkleri olarak kullandığımız. Fakat bunlar haricinde daha optimize çalışan kütüphaneler illaki var. Mesela
Kenan algoritmasını duydunuz mu daha önceden? En yakın komşular, en yakın K komşular şeklinde geçiyor. Bunu mesela çok yavaş çalışan bir algoritma bu. Fakat bunu hızlandırmak için Facebook'un geliştirdiği bir tane şey var, kütüphane var. Aynı algoritma fakat daha hızlı çalışıyor. Çünkü içindeki yapı farklı mesela. Bunun için her zaman bu kütüphanelere bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Eğer aklınıza bir şey gelirse kendiniz de kodlayabilirsiniz bu kütüphaneyi. Onun için bu konuda her zaman araştırma yapmanız kesinlikle gerekiyor. Zaten ben burada asla bütün kütüphaneyi anlatamam. Onun için dokümantasyonudur. Kendi sitelerinde çok güzel açıklamalar var. İnsanlar çok güzel açıklama yazıyor bunlarla ilgili. Onlara kesinlikle bakmanızı tavsiye ediyorum. Tamam, devam edelim. İlk olarak NumPy'la başlayalım. Ben şimdi kodlamaya geçeyim. Şöyle de tek ekran. Tamamdır. Şöyle demeye başladım. Şimdi tercih olarak ben direkt buradan mı yazayım yoksa Kaggle'ı mı tercih edersiniz? Kaggle'ı her türlü paylaşacağım sizle. Fakat bu komut öncesinde her yazdığım şeyi paylaşmam çok mümkün değil. Ama uğraşırım yani. Burada ama yazması daha kolay oluyor genellikle benim için. Görebiliyor musunuz ilk öncelikle oraya yazdığım şeyleri? İlk önce NumPy kütüphanesini import edelim. Şimdi bu kısaltma çok bir anlamı yok açıkçası. Sektörde genel olarak böyle kullanıldığı için herkes böyle kullanmaya devam ediyor. İsterseniz bunu farklı bir isimlerle import edebilirsiniz. Şimdi NumPy'in önemli bir noktası, NumPy'in aslında ana kullandığı şey ne? Matris işlemleri için kullanıyoruz dedik. Peki o zaman NumPy'da ne kullanılıyor obje olarak? Python biliyorsanız objelerle işlem yapıyoruz. NumPy'da matris işlemleri için NumPy ND Array şeklinde kullanılıyor. N'i burada dimension sayısı olarak düşünebilirsiniz. N dimension array şeklinde. Buna matrislere denk geliyor. İlk öncelikle bir şey oluşturalım. Şimdi Python listelerini biliyorsunuz. İşte bir tane hemen liste oluşturalım. Şu şekilde. Şimdi bu normal Python listesi. Bunu çok çabuk bir şekilde NumPy array'ine bu şekilde dönüştürebiliyoruz. Hiçbir sıkıntı olmadan. Bu NumPy array'inin farkı ise normalde Python listelerinde yapamayacağımız çoğu şeyi yapabiliyoruz. Mesela burada listenin dimension'ına yani matrislerde bizim kullandığımız bir şey. 1'e 15 olduğunu görüyoruz. Orada sığmamış oluyor. Tamam, devam edelim. Şimdi NumPy array'lerinin şeklini bu şekilde alıyoruz. Bu peki bizim ne işimize yarıyor? Matris operasyonlarında matris çarpımını bileniniz var mı lineer algebra ile ilgili? Tamamdır. Biz normalde lineer algebrayı çok fazla şeyde kullanıyoruz. Machine learning'dir, deep learning'dir. Çok fazla kullandığımız bir şey. En basitinden şurada bir şekil var. Burada mesela bu bir matris işte. Diyelim bunun şeyi şekli 3'e 3 gördüğünüz gibi. Bununki de 2'ye 3 şeklinde. Burada dikkat etmeniz gereken şey bunun işte genişliğiyle bunun dikeyliği aynı olması gerekiyor. Hatta böyle saçma bir tanım yapayım. Burada mesela bunu çarptığımız zaman şu şekilde yapıyor. Bunu ben böyle tek tek göstereyim. Bunu çok anlamamıza gerek yok. Matematiksel işlemlerini de deep learning'de daha çok geleceksiniz çünkü. Batuhan'la anlatacak orada. Ama önemli bir şey ise NumPy'da bunu görebiliyoruz. Mesela biz başka bir array daha oluşturayım. Mesela buna işte array 1 deyip oluşturalım. Array 2'yi de benzer bir şekilde oluşturalım. Şimdi R1'i bastırdığımız zaman şeklini bu şekilde görüyoruz. R2'nin şeklini de bu şekilde görüyoruz. Şimdi 15 ile 12'yi çarpmamız çok mükemmel, yani muhtemel değil burada gördüğünüz üzere. Burada mesela 3'e 3'lük bir çarpım vardı. Bizde ise 1'e 1'lik, 1'e 15'e 1'lik bir şey var. İşte bunun ikinci dimensiyonu çarpı birinci dimensiyonu şeklinde düşünün.
Bunu yeniden şekillendirmemiz lazım. NumPy'da şöyle kolay bir fonksiyon var. İşte herhangi bir array'i reshape dediğimiz zaman ve bunun içine istediğimiz işte dimension'ı girdiğimiz zaman bunu istediğimiz gibi shapeleyebiliyoruz. Şimdi 15'te 12 mesela nasıl yapabiliriz? Mesela 5'e 3, 3 çarpı 4 şeklinde yapabiliriz. Gibi geldi bana. Deneyelim. Mesela R1'i işte reshape deyip burada 3'e 4 şeklinde, 3'e 5 şeklinde yapalım. Mesela böyle yaptığımız zaman 3 tane alt alta row satır, 5 tane de farklı sütun olacak şekilde yapıyor. R2'yi de benzer şekilde yaptığımız zaman işte yanlış yaptım bu arada. Şunu 5'e 3 yapmam gerekiyordu. 5'e 3 şeklinde yaptım. R2'yi de benzer bir şekilde 3'e 4 şeklinde yaptığımız zaman 3 satıra 4 tane sütun olacak şekilde oluyor. Şimdi burada önemli nokta da işte bu dediğimiz operasyon matris multiplication MPDOT ile yapılıyor. R1, R1, R2 şeklinde. Mesela burada ben size daha demin dediğim gibi 1 ile 15 eşit olmadığı için hata veriyor. Fakat burada yukarıdaki şeyleri kullanırsak işte R1'i yeni array olarak tanımlayalım. R2'yi de yeni array olarak tanımlayalım. Bu durumda herhangi bir sıkıntı vermeyecek gibi. Devam edelim. Şimdi diğer önemli bir kısım da NumPy'da indeksleme kısmı. NumPy'da indeksleme bizim for loop'larıyla yaptığımız işlemlere göre 100 kata kadar daha hızlı çalışıyor. Bu 100 kata kadar daha hızlı çalışması bizim için önemli. Çünkü bizim matematiksel olarak yapacağımız operasyonları diyelim for'la toplayarak yapmaktansa matriste bir toplayarak yapmak çok daha hızlı oluyor. Ve bizim için daha demin gibi dediğim gibi de hız önemli bir faktör. Dediğim gibi siz bir şirkette çalışmaya başladığınız zaman size bir fotoğraf geldi. Fotoğrafı inceliyorsunuz. İşte makine öğrenmesi fotoğraf üzerinde çalıştı. Eğer bu diyelim bir görüntü kamera üzerinde çalışıyor. 15 FPS'ten daha düşük bir şey aldığı zaman, işte frame per second aldığı zaman aslında çok da verimli olmuyor. Ve bu sizin işte ürünü satmaya çalıştığınız şirket tarafından çok da hoş karşılanmıyor. Ve ürünüzü satın almaya da biliyorlar. Ben yaşadım. Güzel değil. Onun için indexing önemli. Şimdi indexing'e gelirsek aslında Python listelerinin indexinden çok da bir farkı yok. Fakat Python'ın indexing'leri genellikle şu şekilde çalışıyor. Diyelim yine bir tane liste oluşturalım. İşte 1, 2, 3. Bunu da kendisi içinde bir listeye koyalım. Şimdi bunu böyle bu listeyi bu şekilde kullanmaya çalıştığımız zaman diyelim bir 1'e erişmeye çalışıyoruz. 1'e erişmek için ilk önce sıfırıncı array'e daha sonra da bunun içindeki sıfırıncı elemana uğraşmamız gerekiyor. Fakat NumPy'da ise şöyle bir durum var. NumPy yine aynı şekilde NumPy array'ine çevirdiğimiz zaman bunu iki boyutlu bir artık matris oldu. Bunu şu şekilde erişebiliyoruz aslında. Çok yanlış oldu. Bu şekilde erişebiliyoruz. Bunun farkı olarak işte daha demin gösterdiğim metodolojiden farklı bir yanı var. Şimdi şöyle bir kompleksleştirebiliyoruz bu olayı. Diyelim bir tane daha fonksiyon yazalım. Range'de birden şu sayıya kadar bir şey oluşturmanızı sağlıyor. Liste oluşturmanızı sağlıyor. Diyelim ben birden 30'a kadar bir şey oluşturacağım. Birden 30'a kadar olan listeyi de diyelim ben bunu işte şunu hatta 0 yapayım. Sıkıntı çıkmasın. 10'a 3 şeklinde yapacağım. 10'a 3 şeklinde yaptığım zaman burada erişmeye aslında biraz daha zor oluyor. Diyelim biz şeye erişmek istiyoruz. Üçüncü satırdaki ikinci elemana, dördüncü satırdaki üçüncü elemana, işte altıncı satırdaki birinci elemana şeklinde ulaşmak istiyoruz. Bunu Python listelerinde yapmak istersek ayrı ayrı indeksleme. Yani bunu işte list 1 şeklinde sıfırın birincisi, işte yok ikincinin üçüncüsü şeklinde erişmemiz gerekiyor. Fakat NumPy'da şöyle bir kolaylık var. Biz bu ya daha demin yazdığım fonksiyona diyelim kaç olsun? Bunu ben ilk önce bir yere kaydedeyim. Diyelim buradan biz
birinci satırdaki ikinci elemana ve üçüncü satırdaki birinci elemana erişmeye çalışalım. Şu şekilde yapabiliyoruz bunu. İlk öncelikle bir liste şeklinde yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Ne demiştim? Sıfırın birinci satırdaki ikinci eleman mı demiştim? İkinci elemanı şu şekilde. Mesela bu ikisi birbiriyle eşleşiyor. Sıfırla bir eşleşiyor burada mesela. Sıfırla bir eşleşiyor. Bir de kaç demiştim? Üçüncü satırdaki birinci eleman şeklinde olsun diyelim. Bunu böyle yaptığımız zaman mesela 1'i aldı ve 6'yı aldı şeklinde işliyor. Burada kompleks bir aslında durum söz konusu. İşte biz diyelim bir matristeki bütün şeylere erişmek istediğimiz zaman her satırdaki işte farklı sıralara erişmek istediğimiz zaman ise NumPy'in kendi fonksiyonları çağırabiliriz. Mesela daha demin NumPy.arrange gösterdim. 1'den 30'a kadar sayıları yaptı. NumPy.arrange İşte burada kaç satır vardı diyelim. 10 tane sütun var. Ben buradaki her 10 sütun için mesela diyelim ikinci sütuna erişmek istiyorum diyelim. Bunu bu şekilde yaparak da çıkartabiliyorum. Bunun haricinde aynısını iki nokta üst üste kullanmak tüm sırayı al demek mesela. Tüm sırayı al diyerek de aynısını yapabiliyorum mesela. Bunu fakat göstermemin nedeni iki yerine mesela 2, 3, 4, 5 ya da farklı sayılar kullanmak istediğiniz zaman İçine de array koyabiliyorsunuz ve bu önemli bir nokta. Deep Learning'de de gösterecekler size. önemli bir konu. Şimdi ben size bir örnek soru göstereceğim burada. Şöyle göstereyim. Şimdi tek tek bastırabilir mi istediğiniz yerleri şu hariç? İlk öncelikle şu mesela ne olacak? MyArray dediğim kısımda ne olmasını bekliyoruz? Yüksek sesin. 5'e 5'lik. Aynen. Şimdi 5'e 5'lik bir matrise dönüşecek. İçindeki değerler de 1'den 25'e kadar. 25 daha. Aynen. Bunu çalıştıralım. MyArray'i de bastıralım. Burada index list olarak kullandığımız şey de daha demin gösterdiğim gibi bir index listesi. Peki bu şeyin ne? Bu işleminle sonuç vermesini bekliyoruz sırasıyla. Bakalım. Yok. Peki niye olmadı? 16, 17 ve 20. Sen ne yaptın? 3. indeksteki 0, 1 ve 4'ü aldın. Şimdi 0, 1, 4 aslında ilk yere koyulduğu zaman row sırasını temsil ediyor gibi düşün. Satır sırasını. Yani 0. row'dan 3. üye alıyorsun. 4. İşte 1. sıradan yine 3. alıyoruz şeklinde. 9, 4, 24. Şimdi aynı şekilde tam tersi. MyArray 2 index x konuşamıyorum. Index list şeklinde yaparsak nasıl olur? Şöyle göstereyim. Aynen 11, 13, 14 değilmiş. 11, 12, 15 şeklinde olacak. 0, 1, 4. Ben mi yanlış duydum bu arada yoksa? Ha, 11, 12, 14. Ha tamam. Şimdi burada çıkarma işleminde bu sefer array'ler arasında yapacağız. Array'ler arasında yaparken de şöyle bir durum söz konusu. Mesela 0. indeksten 0. indeksi çıkaracak. 1. indeksten 1. indeksi çıkaracak. Bunda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ya da olmaması lazım şeklinde. Aynen. Bununla ilgili bir video var. Hala aklında bir soru olan varsa gösterebilirim. Sistem varsa. Video dediğim bu arada şöyle animasyonlu bir şey. Burada indeksleri seçiyor. Daha sonrasında burada şey yapıyor, çıkarma işlemini bu. Bu şekilde yapıyor.
Şimdi diğer bir önemli konu da NumPy'da broadcasting diye bir özellik var. Broadcasting'de NumPy'in aslında otomatik olarak kendi kendine genişlemesini sağlıyor. Diyelim bizim bir tane array'imiz olsun yine en baştaki gibi. İşte bunu ne yapalım? MP arrange birden 0'dan 30'a kadar işte reshape kaç olsun? 3'e 5 yapalım. Yanlış oldu. 2'ye 15 yapalım. Şimdi bizim daha küçük boylu bir array'imiz olduğu zaman işte array 2 olsun bunun adı. MP arrange bunun şeyde direkt aslında şu şekilde olsun. Batmıyor. Yok. Yeniden şeyleri bastırayım. Şimdi bu ikisi arasında çıkarma işlemi yaptığımız zaman sizce başarılı olacak mı? Mesela daha demin ikisinin de shape'i aynıydı. İşte 1'e 3 şeklinde. Bu sefer de aynı şeyin olmasını bekler miyiz? Yoksa farklı şeyler olacak mı şeklinde bir soru var. Bunların aslında birbiriyle yapmaya çalıştığımız zaman bakalım sıkıntı veriyor mu? Burada gördüğünüz üzere farkında çıkmış. Görebiliyor musunuz o yazıyı bu arada? Bu yazıda önemli olan kısım iki shape'in de katlarının uyuşması lazım. Mesela burada 2'ye 2 şeklinde olmuş fakat array 2'nin shape'i tek dimensional olduğu için ben yine yanlış yazıyorum. İkisi shape'in tek dimensional olduğu için ikinci dimensional'la hesaplama yaparken sıkıntı çıkıyor. Burada biz işte array 2 reshape yapıp işte eksi 1 yaptığımız zaman eksi 1 de bu arada mesela diyelim iki tane elemanı var ya ikinci dimensiona 1 verdiğimiz zaman geri kalanını birinci dimensiona atıyor. Mesela yani iki tane elemanımız var. Sonra diye ikinci dimensiona 1 dedik. Birinci dimensiona o zaman otomatik olarak 2 olmuş oluyor. Bunu yaptığımız zaman yine bunu eşit diyelim. Aynı işlemin bir sıkıntı çıkarmaması lazım şeklinde. Fakat şimdi burada ne oldu? Mesela array 1'i de bastırayım. Array 2 1 2 idi. Fakat şey olmuş. Yani mesela birinci sıranın birinci indeksinden bir çıkarılmış. İkinci sıranın birinci indeksinden iki çıkarılmış şeklinde olmuş. Ve bu her elemana uygulanmış yanlış görmüyorsam. Bu aslında şey demek oluyor. Array2'yi aslında bu NumPy 15 kez tekrarlamış. Yani 15 kez büyütmüş şeklinde düşünün bunu. Çünkü her eleman çıkarması için bu array2'nin boyutunu arttırması lazım. Çünkü ikisinin de shape'inin kesinlikle ve kesinlikle aynı olması lazım. Fakat eğer birisinin katıysa NumPy bunu otomatik olarak katlayabiliyor işlemi yapabilmemiz için. Bu bazenleri sıkıntı çıkarıyor. Bazenleri de bizim aradığımız bir özellik. Şeklinde düşünebilirsiniz bunu. NumPy'da diğer önemli fonksiyonlar da var ama bunu her zaman kendi dokümantasyonlarından da bakabilirsiniz. Bu dokümantasyonu kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum ama şöyle bir durum var. Çok fazla şey olduğu için biraz belki sıkıntı da böyle istemediğiniz şeyler de görebilirsiniz. Bu arada ne oluyor? Tamam. İstemediğiniz şeyler de öğrenebilirsiniz. Bunun için genellikle ihtiyacınız olduğu zaman bakmanızı tavsiye ediyorum buraya. İşte diyelim mesela bir şey sortlayacaksınız, array'i sortlayacaksınız. Normalde listeleri işte Python'da bu şekilde sortlayabiliyordunuz. Aynısını fakat işte NumPy'de yapmak istediğiniz zaman belki farklı bir fonksiyon kullanmanız gerekecek. Bunu İngilizce olarak aratarak Google'da ki rahat rahat bulabilirsiniz. Onun için bu durumda hani dokümantasyon okuması sizin için kesinlikle önemli. Çünkü hiç beklemediğiniz bir fonksiyonun aslında NumPy'de kesinlikle olabilir. Ve dediğim gibi NumPy'da operasyonlarınızı yaptığınız zaman for kullanmadan çok daha hızlı bir işlem yapmış oluyorsunuz. Makine öğrenmesi algoritmalarında istediğiniz şey hız şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi diğer bir bizim önemli kütüphanemiz gitmedi herhalde şey. Diğer bir kütüphanemiz de bizim MySQL
Matplotlib. Şimdi Matplotlib'in farklı farklı şeyleri var. Çeşitleri mi diyeyim? Farklı farklı plot çeşitleri var. Şimdi bütün plot çeşitlerini ben burada anlatmayacağım. Fakat mesela yapmak istediğimiz basit bir plot çeşidi her zaman bir çizgi çizmekti. Çizgi çizmek bizim aslında aradığımız ve önemli bir özellik. Bunlara girişmeden aslında biraz da şeyden bahsetmem önemli olabilir. Biz neden mesela veriyi görselleştirmek isteyelim? Veriyi neden görselleştirmek isteriz? Şeklinde bir soru. Aynen. Mesela diyelim bir yarışmaya girdik. İşte yarışmada bize bir veri geldi. Verilere bakıyoruz. İşte diyelim bize gelen veri bir şey verisi, satış verisi diyelim. Ve satış verisine karşılık olarak da tarihler var. Şimdi normalde diyelim kışlık bir ürünün satışının ne zaman artmasını bekleriz? Kışa yaklaştığı zaman. Bu veri görselleştirme olayı da aslında bizim bu satış trendini görmemizi sağlıyor. Bu mesela Kaggle'da yakın zamanda çıkmış bir data. Gerçek bir data değil ama burada mesela trendi görebiliyorsunuz. İşte 2015'te başlamış bu. 2019'a kadar sürmüş. Her sene başında mesela bir artış var burada gördüğünüz üzere. Bu sene başındaki artış ne demek? Mesela biz bir makine öğrenme algoritması yapacağız. Bu sene başındaki artışa dikkat etmesi gerektiği anlamına geliyor. Çünkü sene başındaki bir artışa dikkat ederek bir yorum yaparsa makine öğrenme algoritması doğruya daha çok yaklaşmış olacak aslında. Şeklinde düşünebiliriz. Veya işte burada kış aylarında artıyor böyle sonra azalıyor şeklinde bir durum da var. Bizim yani aslında bu senin dediğin gibi yapmamızın bir sebebi veriyi görmek, işte veride bir sorun varsa bu sorunları çözmek. İşte bu mesela baştaki artış aslında bir sorun da olabilir bizim için. Veya veride bir orantısızlık da olabilir. Bunu işte veri bilimi dersleri olursa orada görürsünüz. Önemli bir kısım, önemli bir nokta. Burada aynı zamanda farklı bir örnek olsun diye bu bir yılın, bu da bir haftanın şeklinde bir veri çıkarttım. Bunları bu şekilde inceleyerek de aslında yorum yapabiliyoruz. Şimdi kodlamaya gelecek olursak gösterelim bir şeyler. Mesela ne yapabiliriz? Şimdi tek tek anlatayım mı? Nasıl istersiniz şeyleri? Mesela her bir formatı farklı olarak anlatayım mı? Nasıl istersiniz bunu? Gidelim mi tek tek? Tamam. Normal bir plot fonksiyonuyla başlayalım o zaman. Mesela plot fonksiyonunda önemli olan nokta, bu arada fark ettiyseniz direkt dokümantasyonunu açıyorum. Dokümantasyonun da önemini biraz anlamış olmanız gerekiyor bu durumda. Mesela burada İki tane argüman alıyor şeklinde yorumlayabilirsiniz. Bunu da büyüteyim bu arada. İki tane argüman alıyor şeklinde yorumlayabilirsiniz burada. Biz o zaman bir tane şey yapmaya çalıştığımız zaman daha deminki gibi numpy array'leri oluşturalım. İşte burada numpy var değil mi? Tamamdır. Numpy array oluşturalım bir tane mesela. Diyelim bu veri işte daha önceki gibi 1'den 30'a kadar gitsin. Bunun da adı işte X, işte grafikteki X çizgisi olsun. G çizgisi de yani buna karşılık gelen label'lar da farklı şekilde işte 5'ten 25'e kadar gitsin. Bu durumda bunları plt.plot yaparak, işte X'ye yaparak bunları görebiliyoruz diyecektim. Şunu bir R'ye fazla yazmışız. Bu şekilde bir çizgi olmuş oluyor. Şimdi bu çizgide daha deminki gördüğünüz hatalardan da üzere mesela her bir x fonksiyonu, her bir x değerine karşılık olarak y değeri olması gerekiyor. Burada benim daha demin yaptığım hata işte birincisinin 30 tane değeri varken ikincisinin 31 tane değeri olması ve eşleşmeyen değerler olduğu zaman da hata vermesiydi. Diğer bir şeyi de geçelim. Plot tipine. Bir de bar. Bar plotlarını genellikle biz kategorisel şeyler için kullanıyoruz, veriler için kullanıyoruz. İşte diyelim birkaç tane farklı sınıfımız var. Veride bir dengesizlik olduğunu görebiliyoruz bu şekilde. Diyelim bize bir veri geliyor. İşte bu veride elimizdeki satış miktarlarını yine gösteriyor olsun. Fakat işte farklı ürünler için gösteriyor.
Benim elimizdeki şapka ürünü için çok fazla şeyimiz var, verimiz var. Fakat bu bir dengesizlik yarattığı için eğer bu bizim makine öğrenme algoritmasına vereceksek bunu bir aslında dengelememiz gerekiyor. İşte random sampling tarzı yöntemlerle de bunu arttırabiliyoruz. Burada hepsinin aslında pilot yöntemi aynı. Onun için çok bir detayına girmek istemiyorum ama tek tek bahsedeceğim bütün pilotlardan. Sistem genellikle çok kullandığım bir şey değil, benim pilot tipim değil. Bunu daha çok veri bilimciler kullanıyor sanırım. Ben çok kullanmadım şu ana kadar. Aranızda istatistikçi varsa aslında anlatabilir bunu. Ben çok bilmiyorum. Step'te benzer bir şekilde veri artışını ve azalışını gösteriyor burada. Bunu kullanmıyorum. Bunu da geçelim. Şimdi diğer çok kullanılan bir kütüphane, daha demin de slide'da olduğu gibi Pandas. Pandas'ı buraya yazmamışım ama. Pandas'ın önemli bir şeyi, özelliği aslında bizim CSV dosyalarını okumamızı sağlıyor. CSV dosyaları da comma separated values anlamına geliyor. Comma separated values da bizim işte bir verimiz virgülerle ayrılmış yani aslında. Örnek bir veri gösterebilirim bu Kaggle üzerinde. Hemen bir açalım. Mesela bu Iris datasetini aldık. Iris dataseti üzerinde mesela burada farklı farklı kolumlar var. Bu kolumlar aslında bizim CSV dosyasındaki işte Excel kullandıysanız daha önce yukarıdaki isimlere denk geliyor. Bunlar hepsi virgülle ayrılmış. Burada da gördüğünüz üzere mesela species adında kendi şeyleri var. Yerleri var. Şimdi normalde pandası biz genellikle şey için kullanıyoruz. CSV okumaktır, işte CSV'den NumPy'yi array'ine dönüştürmekte. Çünkü biz normalde makine öğrenme algoritmalarında NumPy matrisleri kullanıyoruz. Pandas matrislerini kullanmıyoruz. Ve Pandas'ın işte genellikle rapor kısmında güzel bir şey oluyor, avantajı oluyor. Biz mesela DF head dediğimiz zaman DF'de data frame'e denk geliyor. NumPy'daki ND array gibi. DF head yaptığımız zaman ilk 5 veriyi gösteriyor. Direkt DF'yi bastırırsak da sanırım daha fazla veri görürüz şeklinde hatırlıyorum. Benim session bitmiş ama onu bir yeniden başlatalım. Sorunuz var mı? Bu arada hızlı mı gidiyorum? Tamam. Burada da gördüğünüz üzere mesela kendisi hakkında bilgi alabiliyoruz. İşte 150 tane row varmış, 6 tane kolum varmış şeklinde. Biz bunlara ayrı ayrı erişmek istediğimiz zaman da kendisinin attribute'larına ulaşabiliyoruz. İşte burada kolumlarına ulaşabiliyorum. Veya ben buradaki bir kolumun sadece değerlerine ulaşmak istersem işte ID yazarak ulaşabiliyorum. Bu ID'de büyük ihtimal sıkıntı çıkacak. Tamam. Veya işte burada şuna erişmeye çalışalım. Bu şekilde hepsine ayrı ayrı olarak erişebiliyoruz. Şimdi mesela bir örnek olarak şunu verebilirim. Kaggle'da veya herhangi bir veri setinde makine öğrenme algoritmasına verecekken datayı işlememiz gerekiyor bizim. Mesela burada bizim tahmin etmeye çalıştığımız şey sınıflar. İşte iris, burada sınırım papatya mıydı? Ya bir çiçek türü. Çiçek türünün ne olduğunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Çiçek türünü tahmin etmeye çalışırken de aslında bu bizim label'ımız. Yani bu bizim makine öğrenmesi algoritmasına verirkenden farklı olması gerekiyor. İşte X ve Y şeklinde ayırırsak bunun Y olması gerekiyor. O zaman biz mesela pandas.drop yaparak mesela işte axis şurada bir diyelim. Species'i droplarsak bir sıkıntı çıkmayacak mesela. Buradan şeye de bakalım hemen. Bu şekilde de droplayabiliyoruz. Burada yazan hata da şeyle ilgili bir warning. Bunun haricinde şunu söyleyebilirim. Mesela pandası sadece CSV olarak değil de farklı diğer şeyleri okumak için de kullanabiliyoruz. Bunu Pandas'ın kendi kütüphanesinden de bakabilirsiniz. İşte diyelim vCard'ı biliyor musunuz? vCard formatını normalde telefonlarda falan kullanılıyor. Onu okumak için de aslında Pandas'ın kendi kütüphanesini kullanarak da okuyabiliyorsunuz. Çünkü sonuçta bir aslında text dosyası olarak geçiyor bunlar.
Pandas da bu şekilde aslında. Bir sorunuz var mı? Şimdi makine öğrenmesi algoritmalarını haftaya ve ondan sonraki hafta işte işlenecek ve bazı arkadaşlar bunu zaten işleyecek arkadaşlar. Onlar devam ettirecek. Onun için scikit-learn'le XGBoost şeylerine çok girmiyorum ben. Hatta hiç girmiyorum. Onlar haftaya işlenecek. Sorunuz yoksa dersi burada bitirebiliriz. Ama bence sorunuz vardır yani kesinlikle. Teorik kısımla ilgili ben soru bekliyorum. Hani öğrenmeniz için önemli bir şey, faktör. Tamamdır. Ben tavsiye olarak şeyi verebilirim. Bu Andrew Ng'yi duydunuz mu hiç? Andrew Ng Stanford'da bir hoca. Kendi şirketi falan da var. Andrew Ng'nin önemli bir kursu Machine Learning. Ve çok genel bir kurs. İngilizce olması haricinde bir sıkıntısı yok. Bu arada yanlış kurs bu. Bu kursu ilk başlayanlar için kesinlikle tavsiye ediyorum. İşte bizim kursumuzdan sonra bu kursu alabilirsiniz eğer aklınızda bir soru kaldıysa. Bunda da daha detaylı olarak, bizden biraz daha detaylı olarak işliyor. Farklı algoritmaları da görebiliyorsunuz. Veri analizi için bir tane YouTuber var. Şöyle söyleyeyim. Ben o YouTuber'ın ama ismini şu an hatırlamıyorum. Hitli bir adam. İsmini biraz şey hatırlamak zor. Şey yapıyor. Bu Kaggle yarışmalarında birinci değil de master olarak geçiyor. Kendi düzenlediği Kaggle yarışmalarında işte senin dediğin exploratory data analysis olarak geçiyor. Videoları çekiyor işte nasıl plotlar yaptığını, işte logaritma algoritmaları nasıl kullandığını, diyelim işte veride dengesizlik var bunları nasıl çözdüğünü anlatan bir kişi. Onu önerebilirim, onu WhatsApp'tan atarım bugün. Farklı bir kaynak olarak eğer şey kitap okumayı seviyorsanız şey var. Böyle bir site var. Bütün kitap online. Kendi içerisinde var. İşte NumPy, MXNet, burada PyTorch falan da gösteriyor. Buna kendinize bakarak aslında bayağı bir şey öğrenebilirsiniz. Ben kendi kişisel olarak bu kitabı takip ediyorum. İşte burada yeni şeyleri de ekliyorlar güncel olarak. Ve kendi kodlarını da burada paylaştıkları için kendiniz de üstüne deneyebiliyorsunuz.